Merhaba arkadaşlar, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda KPSS'nin ilk konusu olan biyolojinin dalları, bilimsel problemin çözüm basamakları ve canlıların ortak özellikleri konusuyla bugün sizlerin karşısında olacağız. Anlattıklarımızı güzelce not alırsanız ve bundan sonraki sorularla KPSS ve testlerle KPSS kısımlarını da eğer iyi bir şekilde videolarını izleyip siz de çözerseniz bu konuyla alakalı bir sıkıntınızın kalacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden direkt olarak konumuza girişimizi yapalım. Biyolojinin dallarından ilk önce kısaca bahsedeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra bilimsel problemin çözüm basamaklarına giriş yapacağız. Ve en sonda bu videolardan sonra genel böyle tekrar şeklinde hızlı bir şekilde videolarımız olacak. Ve en sonda da test videolarımızla konumuzu kapatacağız arkadaşlar. Şimdi ben hiç vakit kaybetmeden konumuzu anlatmaya başlıyorum. Önce biyolojinin dalları. Neymiş bu biyoloji önce ne? Neyi inceler? Hangi dallara ayrılır? Ana dalları neler? Alt dalları neler? Bugün bu konular hakkında konuşacağız arkadaşlar. Bakalım. Bakın, biyoloji Yunanca'da canlı anlamına gelen bio ile bilim anlamına gelen logos kelimelerin birleşmesinden meydana geliyor. Şunu bileceğiz ya. Biyoloji dediğim zaman hemen iki ana kola ayrılacağız. Bunlardan bir tanesi zooloji, bir tanesi botanik arkadaşlar. Bak, botanik bitki bilimi, bitkileri inceleyen bilim dalına botanik deniyor. Zooloji hayvan bilimi, bunları biliyorsunuz. Botanik bitki bilimi, zooloji hayvan bilimi. İki tane ana kola ayrılıyor. Zooloji ve botanik olmak üzere. Zooloji ve botanik. Bunların altında çalışan alt dallar vardır arkadaşlar. İşte anatomi vardır, fizyoloji vardır, mikrobiyoloji vardır, biyokimya vardır, evrim vardır, taksonomi vardır, işte mammaloji vardır gibi birçok alt dala ayrılıyor. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bu alt dallar neymiş bakalım. Hemen onlara şöyle kısaca bir göz atıyoruz. Bakın. Alt bilim dallarına geçmeden önce canlıların en küçük yapı biriminin hücre olduğunu biliyoruz. Bakın, canlıların en küçük yapı birimi hücre. Hücreler bir araya gelerek dokuları meydana getirir. Dokular bir araya gelerek organları meydana getirir. Organlar bir araya gelerek sistemleri, sistemler de organizmayı meydana getiriyor. Hücreden daha alt yapıda var mı? Var. Neler var? Moleküller var, atomlar var değil mi? Daha küçük yapıda olanlar var. Bunlar birleşerek hücre, doku, organ, sistem ve organizma şeklinde devam ediyor. Arkadaşlar geldik, bak, hücreliğe geldik. En küçük yapı birimi hücre. Hücreleri inceleyen bilim dalına sitoloji denir. Banko test sorusudur abicim. Bir daha söylüyorum. Hücreleri inceleyen bilim dalı sitolojidir. Hücrelerin yapı, şekil ve fonksiyonları ile hücre içindeki organellerin yapı ve fonksiyonlarını inceleyen bilim dalına ne diyormuşuz? Hücre. Hücreler bir araya gelerek neleri meydana getiriyordu? Dokuları meydana getiriyordu. Dokuları inceleyen bilim dalı ise arkadaşlar histolojidir, banko soru. Daha sonra geldik, bak, hemen alta geldik şöyle. Hücrenin daha küçük yapısı var mıydı? Hücreleri parçalarsak neler açığa çıkacaktı? Bak, moleküller, atomlar değil mi? İşte bu molekülleri inceleyen bilim dalı, yani hücreleri moleküler biçimde, moleküler düzeyde inceleyen bilim dalına moleküler biyoloji deniyor abicim, bileceğiz. Tamam mı? Bir daha yaparsak, hücre, canlıların en küçük yapı birimi hücre. Hücreyi inceleyen bilim dalı sitoloji. Hücreler bir araya gelerek dokuları oluşturur. Dokuları inceleyen bilim dalı histoloji. Hücreleri moleküler düzeyde inceleyen bilim dalı moleküler biyoloji olmak üzere ayrılıyor dedik. Bak şimdi. Geldik biyoteknoloji. Ne biliyor musun? Biyoloji ile teknolojiyi birleştireceksin abicim. Biyoloji ile teknolojiyi birleştireceksin. Ne yapacaksın? Örneğin. Mesela rekombinant DNA teknolojisi değil mi? Efsane bir teknoloji. Rekombinant DNA neydi? Bir tane hücreden, atıyorum, soğuğa karşı dayanıklı bir hücre. Soğuğa karşı dayanıklılık genini alıyorsun. Bir bitkiye aktarabiliyorsun. Bitkiye aktardığın anda bu bitki de artık soğuğa karşı dayanıklı bir bitki haline geliyor. İşte bu şekilde değişmiş olan DNA'ya ne diyorum abicim ben? Rekombinant DNA teknolojisi diyorum. Bunların hepsi rekombinant DNA teknolojisi veya insülin. İnsülin hormonu biliyoruz arkadaşlar, şeker hastalıklarında değil mi? Glikozu, fruktozu, bunları alarak karaciğere gönderebilecek yapı hormon insülindi. Kan şekerini ayarlayacak. Bu şeker hastalarında, bu insülin eksikliğinde insülini üretecek olan gen bakterilere aktarılmıştır. Ve günümüzde kullandığımız bu şeker ilaçları, bu kristalize insülinlerin hepsi bakteriler tarafından üretilmiş olan insülinlerdir. Bakın arkadaşlar, bu da biyoteknolojiye 10 numara bir örnek.
demektir. Biyoteknoloji neymiş? Canlıların çeşitli özelliklerini, günlük yaşantıda kullanılmalarını, gen alışverişlerini, teknolojik ve mühendislik bilgilerini kullanarak inceleyen bilim dalına ne diyormuşuz abicim? Biyoteknoloji diyoruz. Önemlidir. Geldik genetik kalıtım bilimi. Son derece önemli genetik kalıtım bilimi. Bak şimdi şunu bileceğiz. Bir, canlılardaki özelliklerin her birine karakter diyoruz. Nedir bu her biri? Mesela göz rengi, mesela boy uzunluğu, efendime söyleyeyim ten rengi gibi, işte kan grubu gibi. Bütün hepsine birden ne diyormuşum abicim? Bir karakter. Tamam mı? Karakter. İşte bu karakterlerin nesilden nesile nasıl aktarıldığını inceleyen bilim dalına kalıtım bilimi, yani genetik bilimi deniyor. Olay bu kadar basittir. Karakterlerin aktarılması inceliyor ve gen yapılarını inceliyor canlıların. Aynı zamanda kalıtsal özelliklerini inceliyor ve bunların kuşaklar arası aktarımı ile, tamam mı, nasıl aktarıldığını ve bunların canlılar üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalı arkadaşlar genetiktir bileceğiz. Gelelim bir sonraki slaytımıza. Evrim. Arkadaşlar evrim şudur. Geçmişten günümüze kadar yeni türlerin nasıl ortaya çıktığını, canlıların nasıl değiştiğini, bunların kökenlerinin ne olduğunu inceleyen bilim dalına evrim deniyor. Son derece önemli bir bilim dalıdır, biliyoruz abiciğim. Tamam mı? Canlıların oluşumunu, değişimini, yeni türlerin, sorularda yeni türler şeklinde gelecek, yeni türlerin nasıl ortaya çıktığını ve bunların kökeni nasıl oluştuğunu inceleyen bilim dalına evrim diyoruz abiciğim. Tamam mı? Geldik ekoloji çevre bilimi. Bak ekoloji çevre bilimi. Ekoloji çevre bilimi şu: canlıların birbirleriyle ve canlıların çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı ekolojidir. Bitti, bu kadar. Canlının birbirleriyle ve canlıların çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına ne diyormuşuz abicim? Ekoloji çevre bilimi. Hidrobiyoloji, lan hidro su demekti, biyoloji bu. Yani su içinde yaşayan canlıları, suyun özelliklerini ve canlıların bu su iç ortamında nasıl yaşadıklarını inceleyen bilim dalına hidrobiyoloji deniliyor abicim. Geldik embriyolojiye. Geldik embriyolojide. Bak, canlıda döllenmiş yumurtadan itibaren meydana gelen gelişme ve farklılaşmaları inceliyor. Bak gördün mü? Bak şu farklılaşmaları inceliyor. İşte embriyoloji budur. Embriyolojik kökene bakılır. Bu da taksonomik sınıflandırmada son derece önemli bir yere sahiptir. Görüyor musunuz? Bak bir tanesi kurbağa larvası, gördün mü? Al balığın larvası şeklinde, insanın larvası şeklinde geliyor. Baktığın zaman bak hepsi birbirinin aynı yapısı gibi. Hepsi birbirinin kopyası gibi. Görüyor musunuz? İlk başlangıç aşamaları hepsinin birbirinin kopyası gibi geliyor arkadaşlar. Olay bu kadardır. Bak gördün mü? Bak insanınki bu, koyununki bu şeklinde geliyor. Balığınki de bu. Bak hepsinin ilk başta solungaç yarıklarını görüyor musunuz? Hepsinde solungaç yarıkları burada mevcut. Sonra bunlar bizde işte içeriye doğru çekilecek, akciğerlere dönüşecek falan filan şeklinde. Tamam mı abicim? Yani embriyolojik köken budur abicim. Anatomi. Bak, hücre, doku ve organların yapısını inceleyen bilim dalı. Bak, anatomi yapı bilimidir arkadaşlar. Sorularda böyle gelir. Anatomi yapı bilimi. Örnek bak, karaciğerin yapısına bakıyorum. Bak iki tane lobdan meydana geliyor. İşte karaciğerde karaciğerin üstünden çıkan damara karaciğer üstü toplar damarı denir. İşte karaciğere gelen, kalpten gelen damara karaciğer atar damarı denir. İşte aşağıdan gelen, ince bağırsaktan gelen damara karaciğer işte şeydir, kapı toplar damarı denir şeklinde. Tamam mı? Bak karaciğerin yapısı işte budur. Yani karaciğerin anatomisi budur. Damarlar böyledir. Kaç lobdan oluştuğu, ne şekilde oluştuğu, şekil itibariyle. Yani yapı birimi eşittir anatomidir. Eğer ki karaciğerin çalışması, karaciğerin görevi şudur. İşte amonya parçalar içerisinde glikozu glikojen şeklinde depo eder şeklinde. Eğer çalışmasını bana anlatacaksa bunun adına fizyoloji denir abicim, unutma. Yapı birimi anatomidir, çalışma birimi fizyolojidir. Sakın unutma abicim, tamam mı? Gelelim bir sonraki slayta. Bak işte fizyoloji budur. Hücre, doku ve organların işleyişini inceleyen bilim dalı. Nasıl çalışıyor lan bu karaciğer, nasıl çalışıyor? İşte böyle çalışıyor. Karaciğerin çalışmasını inceleyen bilim dalına ne diyormuşuz abicim? Fizyoloji. Karaciğerin yapısını inceleyen bilim dalı neydi abicim? Anatomi. Geldik viroloji.
Bak viroloji neymiş? Virüsleri inceliyor. Ya viroloji bu. Virüsleri inceleyen, virüslerin özelliklerini inceleyen bilim dalına viroloji deniyor. Bununla çalışan insanlara virolog deniyor. Biliyoruz abicim virolog deniyor. Ve virüslerin canlı ve cansızlık özellikleri hala gündemde tartışılmaktadır. Biliyorsunuz arkadaşlar. Belirli özellikleriyle canlılara, belirli özelliklerle cansızlara benzetiliyor. Tam ortada kalmış bir sınıftan bahsediyoruz ama efsane bir canlı grubundan bahsediyoruz. Taksonomi yani sistematik. Taksonomi neydi abicim? Sistematik yani sınıflandırma. Canlıları benzerliklerine göre sınıflandıran bilim dalına ne diyormuşuz? Taksonomi sınıflandırma diyoruz. Al sana sınıflandırma basamakları da burada. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımında Saffet şut attı şeklinde ezberleyeceğiz. İleride anlatacağız bunları da nasıl meydana geldiğini. İşte sınıflandırma basamakları bunlar. Alem hayvanlar, şube omurgalı, sınıf memeli, etçil, kedigil, felis ve felis leo. Al sana aslanın sınıflandırma basamakları diyoruz abicim. Gelelim bir sonraki videomuza. Bak. Morfoloji dış görünüştür. Dış görünüş. Bitti bu kadar, tamam mı? Dış görünüştür morfoloji. Canlıların yapı biçimini inceleyen, fiziksel özelliklerini araştıran bilim dalı. Tamam mı? Rengine bakılır, şekline bakılır, dokusuna bakılır, yapısına bakılır, tamam mı? Dış görünüşlerine göre inceleyen bilim dalına ne diyormuşuz abicim? Morfoloji bilimi diyoruz. Biyokimya, bak son derece önemlidir biyokimya. Şimdi bizim vücudumuzda birçok biyokimyasal reaksiyon gerçekleşiyor, değil mi? Biyoloji ile kimyanın birleşmiş hali. Birçok biyolojik kimyasal reaksiyon gerçekleşiyor. Ne mesela? Bunlardan birisi al. Glikozu alıyoruz mitokondride veya sitoplazmada, yani substrat düzeyinde fosforilasyon veya oksijenli solunumda parçalıyorum. Bak glikozu parçaladığım zaman glikozu aldım abicim, oksijenle parçaladım. Açığa ne çıktı? Karbondioksit artı su çıktı. Bak benim vücudumda görüyor musun? Kimyasal reaksiyonlar gerçekleşiyor. İşte bu kimyasal reaksiyonları inceleyen bilim dalı biyokimyadır. Sorularda kan tahlilleri, idrar tahlilleri şeklinde gelecek, tamam mı abicim? Bunları bu şekilde inceleyen bilim dalına biyokimya deniyor. Başka var mı bilim? Başka var mı bilim dalları? Var abicim. Bak entomoloji, böcek bilimi. Entoloji, böcek bilimi. Böcekleri inceleyen bilim dalı. Mikoloji, mantar bilimi. Mantarları inceleyen bilim dalı. Bakteriyoloji, bakterileri inceleyen bilim dalı. İhtiyoloji, balıkları. Mammaloji, memelileri. Ve ornitoloji de kuşları inceleyen bilim dalı olarak karşımıza çıkmakta. Bunlardan çok soru gelmez abicim. Sadece nelerin ne olduğunu bil. Yani fizyolojiyi, anatomiyi, mikrobiyolojiyi vermemişiz. Bunu da verelim şurada, mikrobiyoloji. Mikrobiyoloji neydi? Gözle görülmeyecek kadar küçük olan canlıları inceleyen, mikroskop altında inceleyen bilim dalı neymiş abicim? Mikrobiyoloji olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi hızlıca bir kere daha tekrarını yapayım. Ondan sonra diğer konumuza geçelim. Ne dedik? Biyoloji dedik, canlıları inceleyen bilim dalıydı, değil mi? Canlıların canlılarla olan ilişkilerini, canlıların cansızlarla olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına biyoloji dedik. Biyoloji iki ana dala ayrılıyordu. Neydi? Hayvanları inceleyen zooloji, bitkileri inceleyen bilim dalı botanik olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Ve bunlar kendi arasında alt dallara ayrılıyordu. En küçük yapı birimi hücreydi. Hücreyi inceleyen bilim dalı sitolojiydi. Hücreler bir araya gelerek dokuları oluştururdu. Dokuları inceleyen bilim dalı histolojiydi. Daha sonra göz şeyleri, hücreleri moleküler düzeyde inceleyen bilim dalı moleküler biyolojiydi. Biyoteknoloji vardı, hatırladınız. Biyoteknoloji, biyoloji ile teknolojiyi birleştiren bir yapıdan bahsediyorduk. Canlıların yapısını inceliyorsa buna anatomi, canlıların yapıların çalışmasını inceliyorsa buna fizyoloji demiştik. Gözle görülmeyecek kadar küçük canlıları inceleyen bilim dalına mikrobiyoloji dedik. Yeni türlerin oluşmasını inceleyen bilim dalına evrim dedik. Canlılarda meydana gelen biyokimyasal reaksiyonları inceleyen bilim dalına biyokimya dedik. Kuşları inceleyen bilim dalına ornitoloji dedik. Böceklerin bilimi, böcek bilimi entomolojidir. Bakteriyoloji bakterileri, viroloji virüsleri, mikoloji mantarları, ihtiyoloji balıkları, mammaloji de memelileri inceleyen bilim dalları olarak karşımıza çıkmaktadır diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Geldik ilk videomuzun sonuna arkadaşlar. Bu videoda neleri inceledik? Canlı şeyleri, biyolojinin bölümlerini, neleri incelediğini bilim dallarından bahsettik arkadaşlar. Sen Anlat Hocam kanalına abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bundan sonra
KPSS videoları da hiç ara vermeden devamlı bir şekilde atılmaya devam edecek. Sen Anlat Hocam kanalına abone olmayı unutma. Sosyal medya hesaplarından bizleri takip edebilir ve bizlere oradan istediğiniz konu varsa onu gönderip veya sorularınız varsa sorularınızı rahatlıkla atabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden bilimsel problemin çözüm basamaklarını anlatmak üzere birlikte olacağız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.